Biz bugün burada Ermenilerin Azerbaycan'da Hocaeli'de Şubat'ın 25'ine 26'ya bağlayan gece katlettikleri 613 şehidimizi anma toplantısı, anma mitingi yapıyoruz. Aradan 25 yıl geçmesine rağmen, Birleşmiş Milletler'in kararı olmasına rağmen ve bir dünyanın gözü önünde yapılan bu katliamı maalesef şu anda Karabağ'a Ermeniler işgal etmiş, büyük bir katliam yapılmış. Bu katliamı şu anda maalesef ki Ermeniler üzerinde kimse baskı kuramıyor, kınayamıyor ve Azerbaycan topraklarını da işgal etmişler, geri vermiyorlar. Eğer Birleşmiş Milletler kınamalarına rağmen ve aldıkları karara rağmen bir yaptırım gücü yoksa bu Birleşmiş Milletler ne işe yarıyor? Sorgulamak gerekir. Aynı zamanda eğer bir yaptırım güçleri de yoksa Azerbaycan topraklarını Ermenilerden alıp geriye verme ve bu soykırımı tanıma güçleri yoksa çekilsinler kenara. Biz kendi topraklarımızı kendimiz almasını gayet iyi biliriz. Ama yeter ki o aradaki ülkeler çekilsinler. Bizi Ermenistan'la baş başa bıraksınlar. Biz tabii ki her zaman barış yanlısıyız. Her zaman sulh yanlısıyız. Her zaman hukuki yollardan topraklarımıza dönme yanlısıyız. Karabağ'dan 1,5 milyon insanımız şu anda kaçkın durumda ve 613 şehidimiz var. Bir gecede yapılan büyük bir katliamla Kocaeli'de 613 şehidimiz var. Biz bunları asla unutmadık ve unutmayacağız. Ve er ya da geç kesinlikle o topraklara döneceğiz. Karabağ öz ve öz Türk toprağıdır. Karabağ öz ve öz Karabağ Hanlığı olarak Azerbaycan toprağıdır. Biz binlerce yıldır oradayız ve kolay kolay bunu Ermenilere de kaptırmaya niyetimiz yok. Bugün Hocalık katlamı için buradayız. Ben Linz'den geliyorum. Yaklaşık 200 kilometre. Üzüldüğüm bir konu oldu. Böyle bir günde her Türk'ün burada olması gerekirken çok az katılım oldu. Ben bu konuda aziz Türk milletine biraz sistemde bulunmak istiyorum. Unutmamamız gerekiyor. Unutmak ihanettir benim için. Teşekkür ediyorum. Kocaeli katliamı ile alakalı biz buraya gelmiş olduk. Maalesef yüzün üzerinde şehir ve cemaat ve derneklerimiz varken burada 15 kişiyle temsil etmiş olmayı zülterakki ediyoruz. Ayrıca da Türk cemiyetinin bu davaya sahip çıkmamasını üzüntüyle karşılıyoruz. Bugün Viyana'da Kocaeli katliamını protesto etmek için burada toplanmış bulunuyoruz. Malum Türk dünyasında ve Türkiye'de birçok bölgelerimizde Türklere karşı, Müslümanlara karşı bir soykırım uygulanmıştır. Fakat Ermeni diasporası gündem oluşturarak, kamuoyu oluşturarak bu yapılan katliamları perdeleyerek sözde Ermeni soykırımı üzerinde bir kamuoyu oluşturmuştur. Bizler de buralarda Kocaeli katliamını burada protesto ederek, Almanca broşürler, yabancı dilde broşürler bastırarak Avrupa kamuoyunu doğruya doğru, gerçeğe doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bugün buralardayız. Çok faydalı bir toplantı oldu. İnşallah buna devam edeceğiz ve Avrupa kamuoyunda Türklüğe karşı, Doğu Türkistan'la ilgili olsun, Kırım'la ilgili olsun, Kerkük'le ilgili olsun, efendim Karabağ'la ilgili olsun. Şu an biliyorsunuz Karabağ'da bir Ermeni işgali mevcuttur. Ve kamuoyunu bunu çok fazla kamuoyu görememektedir. Biz bunları gündeme getirmek için elimizden geldiğince Avrupa'da ve Amerika'da dünyanın birçok bölgesinde bu konuyu gündeme getirerek kamuoyundaki yanlış algıyı doğruya çevirmeye çalışıyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Teşekkür ederim. Karabağ.